Sayın Levent sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Değerli hocalarım Merhaba. danışmaya başlayalım sizlere. Ne anlamalıyız? Şimdi TÜİK'in ve ENAG'ın açıklamış olduğu veriler böyle. Cep gerçekleriyle ilgileniyoruz. Cebimiz bu verilere göre nasılmış ve önümüzdeki dönemde nasıl olacak? En çok merak ettiğimiz bu. Sayın Gülşah'da ne anlatıyor bu veriler bize? Çok iyi şeyler anlatmıyor. Ee, Birçok şey aslında... E... Anlatıyor e, diyebiliriz aynı zamanda e, nereden baktığınıza bağlı vatandaş açısından baktığınızda e, ...ceminizin yandığını daha az daha e, çok yoksullaştığınızı gelir dağılımında ciddi bir e, yeni bir bozulmanın arifesinde olduğumuzu e, anlatıyor merkez bankası e, başkanı açısından onun koltuğunda oturan e, herhangi bir açısından e, ise. 15, 15 Nisan'da yapılacak olan para kurulunda elinin kolunun ciddi bir şekilde bağlandığını gösteriyor. Döviz açısından bakıldığında dövizin düşmesine özellikle döviz borcu olanlar açısından döviz değerini, doların değer kaybetmesini e, bekleyenler açısından bunun e, bir süre daha gerçekleşmeyeceğini e, söylüyor. İktidar açısından ise e, e, sokağın ve seçmen desteğinin e, bu verilere göre biraz daha azalacağını, azaldığını gösteriyor. Zira bizim değerli dostumuz Amerika'da e, Loyola Üniversitesi'nden e, arkadaşımızın e, Ali e, şimdi da... E, e, ifade edemeyeceğim e, burada. E, onun e, yapmış olduğu e, çalışmalara e, göre e, bu enflasyon oranına seçmen davranışları e, çok ciddi e, oranda etkili e, oluyor. Büyüme ve e, enflasyon. Dolayısıyla siyasiler açısından da bu ciddi bir kamuoyu desteğinden e, mahrum olma anlamına geliyor. Ali Ancak Akarcı ben, olabilir mi hocam? Ali Akarcı. Ya, evet. Ali. Şimdi ben de Ali. telefondan kontrol ettim Google yardımıyla. Evet. Evet. Şimdi sıkıntı şu aslında. Ee, biz bu işi sadece pazar açısından ve vatandaş açısından bakıyoruz ama e, bu ciddi bir bölüşüm sorununu da ortaya çıkartıyor. Bu rakamların sadece tüfeğe değil, aynı zamanda üretici fiyatlarına, aynı zamanda biraz gecikmeli de olsa hizmet sektöründeki hizmet fiyatlarına da baktığınızda bu fiyatların hepsi birbirinden farklı düzeylerde. Artışı gösteriyor. Örneğin yüzde 16'yı aşan bir tüfe enflasyonuyla karşı karşıyayız, ama öteki taraftan üfede de yüzde 31 gibi çok dramatik bir artışı görüyoruz. Hizmetle ilgili verilere şu anda sahip değiliz. O bir sanırım bir ay sonra gecikmeli olarak gelen veriler. Ancak orada da nispeten daha düşük bir oran bizim karşımıza çıkacağız. Bu şu demektir? Sektörel manada da ekonomide dengeler bozuluyor demektir. Sektörel manada bu dengeler bozulduğu zaman peki ne olur? Şu olur. Faiz tartışmaları çok ciddi bir noktaya gelir. Çünkü hizmet sektörü ticarettir. Eğer onlar daha fazla enflasyona maruz kal, kalırlarsa bu maruz kaldıkları enflasyonun zararlarını faizle telafi etmek isterler. Öteki taraftan e, diğer sektörler daha az maruz kalıyorlarsa, onlar ise farklı bir davranış içerisine girerler ve bu çıkar çatışması ekonominin gerçeklerini görmemizi, gerçek rotasını görmemizi e, ortadan kaldırır. O yüzden bizler iktisatçılar olarak enflasyonu çok sevmeyiz. Neden? Çünkü bir bulanıklık ekonomide kaynak kullanım tercihleri açısından. Öncelikler açısından bir bulanıklık ortaya çıkartır ve ekonominin gerçekte nerelerde kaynaklarının kullanılması gerektiği konusunda bizim e, çok fazla fikrimiz olamaz. Bir noktaya daha e, bu hocam. kısa incelemelerin sonucunda e, dikkat çekeyim e, bu verilerde. E, ben üfe ile tüfe arasındaki farkı ciddiye alıyorum efendim. Bu o fark şu açıdan önemli çünkü üretici e, kesimlerde ciddi bir maliyet artışının gerçekleştiği e, görülüyor. Burada e, benim gördüğüm kadarıyla kur önemli bir faktör ama diğer bir faktörün de e, diğer bir faktörün de uluslararası tedarik zincirlerinde meydana gelen e, bir takım e, aksaklıklar, girdi bulma e, zorlukları, tedarik zorluklarının da bu fiyatlara üreticilere yansıyan, olumsuz yönde yansıyan gelişmeler olduğunu bize hatırlatıyor. Özellikle imalat sektörü malları, ara mallardaki fiyat artışı, enerjideki fiyat artışları ortalamanın çok üzerinde gerçekleşmiş durumdadır. Bunların dikkate alınması son derecede önemlidir. Sayın Levent, size döneyim. Ne olacak cebimizin hali diye soruyor vatandaşlar. Yani tweetleri aşağı kaydırıyorum yazanları. E, genel bir parantez açsak herhalde en çok burada birleşecek vatandaşların e, soruları. Zaten ne sorulacak başka? Ben de onu sormak istiyorum sizlere. Nereye gidiyoruz? E, Valla gittiğimiz yer çok şey değil. E, parlak bir yer değil. Ben bu programa katılmadan önce küçük bir egzersiz yaptım. Ee, Ocak Mart 3 aylık yani ilk çeyrekteki fiyat artış oranı 3.71 eğer bu artış oranı devam edecek olursa yıl sonunda aşağı yukarı 16 gibi bir enflasyonla zaten cepte yani %16'lık enflasyon zaten cepte demektir 15-16 arası ee, bu artışın üstüne bir parça çıkma ihtimali var. Çünkü döviz şoku her zaman gecikmeli yansır. Yani bizim yaptığımız çeşitli çalışmalar tabii son zamanlarda yapılmış çalışma olmadığı için ekonominin yapısı değişmiş olduğu için kesin bir şey söyleyemeyiz ama aşağı yukarı 3 ile 6 ay arasında yansıyor. Dolayısıyla bu son döviz şokunun etkisini normalde enflasyonun bir parça düşmesini bekleyeceğimiz yaz aylarına doğru göreceğiz. Ama burada tabii. Birkaç tane nokta var aslında benim dikkat dikkat çekmek istediğim. Bir tanesi önerin bahsettiği için ondan vazgeçiyorum. Üfe ile tüfe arasındaki fark gerçekten çok önemlidir. Bir vurgu yapmak açısından şunu söylemek gerekir belki durgunluk içerisinde bu gerçekleşiyor. Yani önemli bir 2018'den bu yana biz durgunluğun içerisindeyiz ve durgunluk içerisinde bizim 50 yıllık geleneksel fiyat artışları şeyimiz var, problemimiz var. Yani biz 50 yıl boyunca dünyada başka böyle bir ülke yok. 50 yıl boyunca yüksek ve çok yüksek fiyat artışlarıyla yaşadık. Yani bu işte uzun dönem fiyat hafızasını ortadan kaldırıyor. İşte bizim çok önem verdiğimiz önerle şimdi tabii böyle öneri karşında görünce biz her çarşamba önerle medyaskopta ağır ekonomi programı yapıyoruz. Onu o, sanki çarşambaymış gibi gelmeye de başladı. E, bu bu iki, e, 50 yıl boyunca göreli fiyat yapısını ...istikrarsızlaştırıyor. Böyle fiyat yapısını... ...istikrarsızlaştırdığı için de... ...hem vatandaş ne zaman neyi... ...satın alabileceği konusunda... ...doğru düzgün bir öngörüde bulunamıyor... ...hem yatırımcılar doğru düzgün bir öneride... ...bulunamıyorlar. Tabii buna karşı... ...bazı... ...bir nevi aşı geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ama yine de bu çok yeterli değil. Fakat durgunluk içerisinde... ...karşımıza çıkan... ...TÜFE'deki bu artış, ÜFE'deki... ...potansiyel yansıması olacağını düşündüğümüz artış e, geleceği karartıyor yani e, bu durumda bir de buna Covid şoku Dolayısıyla e, potansiyel olarak oluşmuş e, işsizliği ve bu işsizliğe bağlı olarak önümüzdeki yakın zaman içerisinde ortaya çıkması muhtemel is, şeyi gelir düşük düşüşlerini e, dikkate alacak olursak e, vatandaş açısından hayatın hayat pahalılığının katlanılmaz ölçülere çıkabileceğini e, söyleyebiliriz geçenlerde Ekrem Bey bir televizyon programında söylemişti. İstanbul nüfusunda 3 yıldır azalma oluyor. Evet. Boş konut sayısı, çok atıl konut sayısı çok fazlalaştı diye. Bu eğilimin güçleneceğini söyleyebiliriz. Çünkü enflasyonda bölgeler arasında önemli farklılıklar var. Bizim ölçüm problemlerimiz var ama bu ölçüm problemleri uluslararası metodolojinin bize uygun olmayan bazı yönlerinden ötürü e, tam olarak ölçülemiyor diye düşünüyoruz. Onun üzerine çalışıyoruz artık önümüzdeki aylarda herhalde e, bu konuda bir açıklama yani bir, bir bir şey bulursak eğer onu da paylaşacağız tabii ki kamuoyuyla. E, son olarak bir tek satırla söyleyeyim. Bunun üzerine çok konuştuk. Öner dedi de beraber çok konuştuk. Veysel Hoca'yı da konuk alıp konuştuk. Enag'ın e, şeyiyle enflasyon dediği <laughs> ya da enflasyon denilen Enag'ın böyle bir iddiası yok çünkü. o Oradaki fiyat endeksiyle TÜİK'in enflasyonu Karşılaştırılabilir şeyler değil. O yüzden bu şeye düşmeyelim. İkisi de çok farklı bilgiler veriyor. İkisi de çok değerli bilgiler veriyor. Bunlara odaklanarak sorunun kaynağını tespit etmek herkes için çok daha iyi olacak. Yoksa bu kısır tartışma bizi bir herhangi bir ekstra bilgiye getirmeyecek. Onun için onu da altını çizmek istedim. Peki hocam. Bu arada birkaç vatandaş sorusu var. Önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde nasıl ilerleyeceğiz diye sormuş. Yaza girişle birlikte turizm gelirleri hedefleniyordu. Aşıda geç kaldık. Şimdi enflasyon verileri, gidişat hepimizi korkutuyor. Birkaç aylık zaman diliminde neler yaşayacağımıza ilişkin tahminleri var mı hocalarımızın diye sormuş. Sayın Günçavda nasıl yanıtlamak istersiniz? Enflasyon konusunda ben karamsarım. Yani bu e, 2021 yılının hem büyüme itibariyle hem enflasyon itibariyle e, pek arzulananı vermeyeceğini düşünüyorum. Bu enflasyonun e, biraz daha e, gidecek yeri var. E, yaz aylarında e, tarımsal mallardan, gıda fiyatlarından kaynaklanabilecek bir yavaşlama düşüş söz konusu olabilir. Ancak... E, bu e, yıl itibariyle yüzde on bulması e, mümkündür. Ancak şunu ifade edeyim, sonuçta yüzde on yüzde on gibi e, rakamlar yüksek rakamlar. Yani dünyadaki en en yüksek enflasyon oranına e, biz sahibiz. E, böyle bir ortamda ne doğru düzgün yatırım kararı e, alınabilir? Ne de e, doğru düzgün bir e, faiz politikası herkesi memnun edecek faiz e, düzeyi e, belirlenebilir. Bunu bir tarafa e, koyalım. Ancak şunu da kamuoyuna dikkatine sunuyorum. E, Türkiye geçen sene itibariyle 1.8 pozitif büyümüştür ve bu belli ölçülerde siyasi manada kullanılmıştır. Görevini tamamlamıştır. Ancak Türkiye 1.8'lik büyümeyi e, çok ciddi sosyal ve ekonomik maliyetlere katlanarak e, gerçekleşmiştir. Değer miydi? Soruyu bu şekilde e, soralım. Yine o 2020'den e, kalan e, bu maliyetler 2021'i ipotek altına almaktadır. Türkiye'nin şu anda evet büyümek önemlidir. Hatta yüksek ve kaliteli büyümek önemlidir. Ancak ondan daha da önemli bu büyümenin kapsayıcı olması, eşitsizlikleri azaltması, yoksulluğu azaltmasıdır. Ee, lütfen kamuoyunun karşı karşıya kaldığımız bu buhran'da bu tip uygulanan politikaların bu etkilerini göz önüne almaları gerekmektedir. Peki. Bunu rica ediyorum. Peki. Sayın Levent var mı eklemek istediğiniz bir şey? Vatandaşlarımızdaki ee, 3-4 aylık e zaman dilimini yakın geleceğini merak ediyor. Aha yakın yakın gelecekte ben bu, bence bu en, <laughs> Enflasyon oranı artmaya devam edecek. Ee, dediğim gibi işsizlik şokuyla e, karşılaşacağı için hane halkları gelir gelirlerinde bir uz, düzelme söz konusu olmayacak. Eğer hükümetin anlayışı radikal olarak değişmez ise yani biz geçen sene Mart ayında Covid ile karşılaştığımızda dedik ki bu bütçeyi e, yeniden tasarlamamız lazım. A, Aralık ayında Kur şokunu yediğimizde dedik ki meclisten geçen mecliste konuşulmakta olan bütçeyi hemen kadük ilan edip yeni bir acil durum bütçesi ilan etmemiz gerekir. Bunları deme nedenimiz bir taneydi aslında. Bu büyük gelir şokuna karşı uğramış olan hanelerin hem enflasyona karşı hem diğer gelişmelere karşı direncini artırabilecek şekilde diğer bütün dünya ülkelerinde ama altını çizerek söylüyorum bütün dünya ülkelerinde yapılan Neyse onu yapmamız gerekiyor. İnsanlara doğrudan gelir desteği vermemiz gerekiyordu. Bu, bunun yapılabilirliği var. Bu önümüzdeki 3-4 ay için artık iyice önem kazanmış durumda. Enflasyonun bu e, halini gördüğümüzde e, artık eğer bu radikal değişiklik gerçekleşmez ise intiharlarda artış, ve büyük toplumsal dokuda çözülmeyle karşı karşıya kalacağız. Yani ben de şahit oluyorum işte teker bir sürü etrafımdaki insanlar da şahit oluyor. Markete giriyoruz ve markette salçayı işte şeyini yağı alıp alıp fiyatını karşılaştırıp yerine koyan dünya kadar insanla karşılaşıyoruz. Yani bunu bunu çektirmeye kimsenin hakkı yok ki. Peki. O yüzden hocalarım. ben, bence buraya odaklanmamız gerekiyor. Peki. yani bölüşüm ederim. meselesini radikal bir şekilde ele almamız gerekiyor. Peki. Sayın Levent, Sayın Günçavda değerli hocalarım çok teşekkür ediyorum. Aydınlattınız bizleri. Ülke gerçeklerini aktarmaya devam edelim efendim. Bugün